oynuyorlar dışarılarda. Kaç gün oldu? 3-4 gün oluyor işte. 3 gün yoğun bakımda yattı zaten. Ama işimi kaybettim. İyi insandı. Kimsenin etisi süsüne karışmayan insanlar. İşimizden, evimizden, işimize giden gelen insanlar. Böyle yolda geçen magandalar yüzünden, köpekler yüzünden işimi kaybettim. Çocukları eziyormuş galiba yolda. Evet, aynen öyle. Eşiniz uyarmış. Uyarmış. O yüzden tartışma çıkmış, küfürleşme olmuş. Eşimin arka cebinden tornavidayı arkadaşının biri alıyor, öbürü veriyor, ona saplıyor. İşte bu halde eşim şu anda musalla taşın üstünde yatıyor. Ben burada da iş arkadaşların hepsi burada zaten şimdi de. Onlara da sorabilirsiniz. Hiçbir şekilde kimseye hiçbir zararı olmayan bir insandır yani. Ne diyor polisle? Yakalayacağız diyorlar, bekleyin diyorlar. Kimsenin yaptığı kimsenin yanında kalmayacak diyorlar. Benim eşim toplara girdikten sonra zaten, bu saatten sonra. Diyecek sözüm yok yani başka. Bir de çocuklarının gözünün önünde oldu yani, bu olay. Yani çocuğumuzun gözünün önünde yani. Evet. Gözümüzün önünde iki kere... Bir özetini alalım, ondan sonra Kustu. Yani istifar etti, gözünün önünde. Yoğun bakıma bile alamadılar. Hani ameliyata gece alınması gereken adamı ameliyata alamadılar. Sabaha kadar beklettiler. Neymiş, yoğun bakımda yer yokmuş. Hasta ameliyattan çıkınca yoğun bakıma girmesi gerekiyormuş. Hastanenin ihmal edilmesi. Ama ihmal de var bence. Yoğun bakımda mutlaka bir yer bulabilirlerdi. Ya da bir şeyler yapabilirlerdi sırf yani. Helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Evet. Allah tafsiratını at bakalım, cennet eylesin. Evet. Babanız uyardı. Babamız evet. Uyardı. Gidin basın dedi. Onlar da bir hatta şeydelerdi. Arabadalardı. Montunu çıkardı, aşağıya indi.